Evet, herkese iyi akşamlar. Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Yavaş yavaş odamız doluyor. Bugün Merhabalar. çok konuşmamız var. Abdülkadir Bey bizlerle olacak. Abdülkadir Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi akşamlar değerli Merhaba hocam. hocam. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok mersi. Çok teşekkür ederiz. Burada olmanız bizim için büyük bir onur. Sağ olun. Davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederiz. Şimdi yavaş yavaş katılımcılarımız geliyorlar. Bir iki dakika beklersek yavaş yavaş sayımız artsın ve başlayalım. Tamam inşallah. Ben de bu arada bir ışık ayarlayayım hocam. Bir saniyeniz. Tabii, lütfen. Siz bakın keyfinize. Tuğba'cığım ben şimdi toplantıya girdim. Kapatıyorum ben. Tamam. Hadi bay bay. Hadi tamam, görüşürüz. Ne kadar sürer? Böyle daha iyi zannediyorum. Burada sizin sesiniz gelmiyor Turul Hoca. Şu anda açtım ben de. Harika görünüyor şu anda. Işık çok iyi oldu. Evet. Evet, nasılsınız? Keyifler nasıl? Çok teşekkür ediyoruz. İyiyiz hocam. Okullar açıldı tekrar. Evet. Şükürler olsun. İnşallah kapanmaz. İnşallah. Ya biz de onu temenni ediyoruz. Hem öğretmenler çocuklarına kavuştular. Hem veliler de biraz rahat etti açıkçası. Gerekirse ben de babayım. Evin içerisinde gerçekten çok zor. Zapt etmek, ders çalıştırmak. Hele tam böyle geçiş dönemindeki çocuklara o yaşlar siz de bilirsiniz. İki evladınız var doğru mu hatırlıyorum? Doğru, iki kızım var. Allah bağışlasın. Zor bir süreç yani. Peki yavaş yavaş başlayalım. Ben kısaca sizi takdim edeyim. Akabinde sizden kısa bir Abdülkadir Bey dinlemek istiyoruz. Kimdir? Çoğu katılımcımız sizleri çok yakından tanıyor ama yine de kısa bir özgeçmiş alırsak çok seviniriz. Vizyon Koleji'nin kurucularındansınız, kurucusunuz. Kaç kampüsümüz var Abdülkadir Bey? 3 tane. Yani hayırlısı olsun. İnşallah giderek de artacak gibi. Yakından yok, takip ediyoruz. Yok, onu arttırmıyoruz. Öyle, tamam. Az olsun, bizim olsun diyorsunuz. Evet, peki. Aynen. Anadolu falan ya da Ege, o bölgelerde yok, var yok. Mı? Yok, hiç tamam, öyle hocam. Bir şeyimiz yok. Önceden vardı öyle şeyler. Yola ilk başladığımızda tecrübesizken artık yok. Süper. Buyurun, buyurun lütfen. Kısa bir özgeçmiş rica edelim sizden. Danışmanlık şirketinizde olduğunu biliyorum. Binlerce eğitim verdiğinizi biliyorum. Ama sizden dinleyelim isterseniz. Buyurun lütfen. Öyle. Ben 17 yıldır eğitim sektöründeyim. Bu işe girmem de şöyle oldu. Ben üniversitede Hacettepe'de iktisat okurken bir aile dostumuz, babamın yakın bir arkadaşı bana bazı tavsiyelerde bulundu. İktisat okuyup ne yapacaksın dedi. Ben bankacı olacağımı söylemiştim. Babam, dedem, amcam, halam hepsi bankacı olduğu için ben de o yoldan ilerlemeyi hedefliyordum. Ama sonrasında işte o yolculuktayken o aile dostumuz bana dedi ki eğer dedi sen sadece dedi mezun olursan yani bir diploma sahibi olursan sadece yarın öbür gün iş bulmakta zorlanırsın. Artık öyle bir dünya yok. Kendini geliştirmen lazım, yetiştirmen lazım. Bunun için de dedi sana tavsiyem bir hızlı okuma kursuna git çünkü çok kitap okumalısın. Ben de onun o okumayla alakalı tavsiyesine uydum ve gittim. Gerçekten de faydasını da çok gördüm. Bu arada giderken de inanmıyordum. Yani ben gittiğimde diyordum ki ya hızlı okuma diye bir şey mi olurmuş? Okursak anlayamayız ki hızlı okursak. Öyle bir inançla gittik kursa. Ve yaklaşık bir okuma hızım 140 kelimelerden 450-500'lere gelince anlama oranları da soruları doğru cevaplama oranları diyeyim daha doğrusu. %60'lardan 80-90'lara çıkınca
Ben şöyle eğitimle ilgili hayatımda ilk kez bir sorgulama yaptım. Dedim ki bana bunu acaba niye öğretmedi bu eğitim sistemi? Sonra üniversitede sunum yapmak zorunda kaldık. Türkçe dersi orada alıyoruz. Sözünüzü kestim. Sevilik'te de bir hızlı go tarzı bir şey yapmıştınız değil mi? Onu hatırlıyorum. Evet, ben daha sonra hızlı önemli. Okuma yazılımı Sebit'e öğrettirdim. Hızlıgo.com'un da danışmanlığını evet. yaptım. O zamandan bu zamana da çok fazla öğrenciye bu tekniği anlattım. Evet. Sonra topluluğu karşısında konuşmam gerekiyordu ilk kez hayatımda. Ve bu konuşma esnasında ben aşırı derecede heyecanlandım. Ve 100 üzerinden 40 aldım sunum dersinde. Dedim ki ben bankacı olmak istiyorum ama daha topluluk karşısında konuşma bile yapamıyorum. Nasıl olacak bu iş? Eyvah. Ve bununla ilgili bir ders aldım bu sefer. Acaba bu doğuştan gelen bir şey mi yoksa sonradan öğrenilebilen bir şey mi? Bunu araştırdım ve baktım ki bu da aslında bir öğrenilebilen bir şey ama bunu da bize öğretmemişler bu eğitim sisteminde. Sonra başka bir eğitime daha katıldım. Beynimi daha etkin kullanmak için beyin dili programlama, hafıza teknikleri, bununla ilgili eğitimler. Orada da normalde derslere çalışırdım. Çok da yüksek not alamazdım ben bu üniversitedeki derslerde. Ama bu eğitimlerden sonra çok daha az çalışıp daha yüksek notlar almaya başladım. Ve orada da şunu gördüm ki bize öğrenmeyi de öğretmemişler. Yani evet, bir eğitim evet, sistemi evet. düşünün ki bana nitelikli okumayı öğretmiyor. Okuduğun anlama becerileri noktasında çok anlamlı bir eğitim vermiyor. İki, konuşmayı öğretmiyor. Topluluk karşısında konuşamıyoruz. Ve üç, yıllarca doğduğumuz günden ölene kadar bir şeyler öğrenmek durumundayız ama öğrenmeyi öğrenmeden. Yani öğrenme nasıl gerçekleşiyor? Hangi faktörlerden etkileniyor? Bu işin temeli neye dayanıyor? Nasıl daha kolay, daha hızlı öğrenebiliriz? Bunların hiçbirini bilmeden biz öğrenmeye çalışıyoruz. Öğrenmeyi de öğretmeyen bir eğitim sistemi var. Şimdi ben bu eğitimleri alınca benim hayatım değişti. Gerçekten eğitime olan bakış açım, işte bu tarz kursları olan bakış açım bambaşka bir yere geldi ve dedim ki ben bankacı olmayacağım. Ben bu işi yapmaktan çok zevk aldım. Yani tutkumu keşfettim ben üniversitedeyken bu eğitimlerden sonra ve tutkum benim öğrenmek, öğretmek ve bunun organizasyonunu yapmak. Ben bu işten zevk alıyorum. Öğrenmekten, öğretmekten ve bunun organizasyonunu yapmaktan. Bunun üzerinde de 3. sınıfta okurken babamı ikna ederek, annemi ikna ederek eğitim şirketi kurdum. 17 yıldır ayakta olan bir eğitim şirketi var. Öğrenciyken, ben üniversite öğrencisiyken şirket kurdum. Personal Development Academy diye kişisel gelişim akademisi. O dönemde yurt dışından hocalar getirdim ve İngilizce yapıyorduk eğitimleri de. Türkiye'de bunların uzmanları yoktu çok fazla. Ben de Avustralya'dan, İngiltere'den hoca getiriyordum Türkiye'ye ve bu dersleri verdiriyordum onlara. Ve o şirket aracılığıyla kendim de hızlı okuma hafıza uzmanı olarak şu ana kadar Türkiye'nin 81 ilinde eğitim verdim. Tüm Türkiye'de eğitim verme şansım oldu. Hatta birkaç kez turladım memleketi. Ve üniversiteler, anaokulu, ilkokul, ortaokul, özellikle öğrenci, öğretmen, veli. Yani ben şu ana kadar herhalde bir 250 bin insana konferans vermişim yüz yüze. Bu canlılar, canlı yayınlar falan hariç. Bunu saymıyorsunuz tabii ki. Evet, yani 1500'den fazla konferans vermişim Türkiye'de ve bayağı bir insana dokunmuşum. Sonrasında da evlendim, kızım oldu. Ha bu arada master yaptım insan kaynakları yönetimi kariyer danışmanlığı. Yarın öbür gün ne alaka bir iktisatçı gelip bize eğitimle ilgili eğitim veriyor demesinler diye. insan kaynakları yönetimi kariyer danışmanlığı ki bence eğitimcilerin insan kaynakları yönetimini iyi bilmesi lazım. Çünkü insan kaynağının merkezi okullar. Yani kurumsal hayata gittikten sonra bu departmanlar, İK vesaire var ama bu noktada ben okulların daha önemli bir yer olduğunu, insan kaynakları yönetimi ve kariyer danışmanlığı benim master'ım. Çocukların kariyerlerini daha bence ortaokul lise yıllarından itibaren şekillendirmek lazım. O alanda bir master yaptım, sonra işletme doktorası. Ve ardından konuş dedim nereye kadar, böyle bir saat konuşuyoruz, iki saat konuşuyoruz, bir hafta, iki hafta kurs veriyoruz. Ben dedim ki bu iş böyle olmayacak, gireceğiz. Okulları da eleştiriyorsun madem, karanlığa küfür edeceğini bilmiyorum. Okul girelim. Evet, diyerekten okul açma fikri oluştu. İlk başta 3 arkadaş yola çıktık ve bir zincir yapacağımıza inandık. Çünkü ben o zaman şuna inanıyordum. Teknoloji destekli bir eğitim sayesinde Türkiye'nin her yerine nitelikli eğitimi götüreceğiz. Böyle bir inanca sahiptim ama olayın orada olmadığını gördüm. Yani teknoloji çok güzel bir araç, öğretmenin işini kolaylaştıran vesaire ama ana oyuncu öğretmen
Ve okul yöneticisi. O çok çok önemli bu nokta. Bir öğretmen aslında altın değerinde değil mi Hafif Kaydır Bey? Tabii. Zor bulunuyor. Çok zor bulunuyor. Türkiye'de her yerinde ben okul açarak her yerde çok nitelikli bir öğretmen kadrosu, her yerde çok nitelikli yöneticiler bulabileceğime dair inancımı gezince, franchise başvurularını gidip bizzat yerinde inceleyince gördüm ki anladım. Biz bu markayı verirsek oralarda yani o yalan olacak. Vizyon Koleji markası olacak, tabela olacak, kıyafetleri çocukların ama sadece tabela olacak. Ondan sonra işte kitaplar da olacak, yazılımı da olacak falan ama yani olmayacak. Yani benim büyük olma derdim yok hocam. Benim en büyük olma derdim yok. Benim en iyi olma derdim var. Yani ben Türk eğitim sisteminin algısını dünyada değiştirecek kadar kuvvetli okulu yapmanın derdindeyim. O kadar iyi bir okul olsun ki bu gelip dünyadan araştırmaya, case study olarak top 100 üniversitelerde okutulmaya layık bir okul olsun. Ben onun arayışındayım. Ve burada gördüğümü, okulumda uyguladıklarımı da paylaşmaya gayret ediyorum. Çünkü ben bu Türkiye'de yani memleketin çocuklarını eğitmeye çalışıyorum. Herkes iyi eğitsin, daha güzel bir memleket olsun. Yani sadece Vizyon Koleji'nde çok müthiş eğitim olsun. Gerisi ne olursa olsun öyle bir dünya yok. Evet. Topal Bey'le bir şey yapmıyorsunuz. Bunu yakından takip ediyorum. Açıyorsunuz her şeyi. Yani bütün sistemimizde. Evet. Aynen. Gelsin sorsunlar yeter ki. Şimdi bu bizim hikayemizi de ben şeyle çok özdeşleştiriyorum. Tesla'nın ve Elon Musk'ın hikayesiyle. Şimdi Elon Musk çıktığında yola, işte hayatını okudum, çok güzel bir hayat hikayesi var şeyde. Elon Musk'a soruyorlar, diyorlar ki sen diyorlar niye böyle her şeyi açık kaynak kod yapıyorsun? Yani o kadar güzel bir icat yapmışsın, elektrikli otomobil icat etmişsin. Gidiyorsun bütün bu işi nasıl yaptığını açık kaynak kod paylaşıyorsun, siz de yapın hadi diye. O da diyor ki biz diyor hepimiz diyor aynı gemideyiz. Bu dünyayı gemiye benzetiyor. Hepimiz aynı gemideyiz diyor. Bu diyor benzinli araç üretenler diyor. Bu gemide diyor gedik açıyorlar. Bu gemi onların yüzünden su alıyor diyor. Ben diyor bir kova icat ettim ve gemiden su boşaltmaya çalışıyorum. Bu kovayı nasıl icat ettiğimi de paylaşıyorum ki. Gidin siz de bir tane şu kovadan yapın da şu gemiden su boşaltın. Bu gemi daha sağlıklı yüzsün. Şimdi ben de aynı şekilde düşünüyorum. Bu gemi de çok gedik açmışlar. Çok su almış bu gemi. Bizim bir kova icat etmemiz lazım. Ben daha icadı tamamlamadım bu arada. Ama tamamlama aşamalarını da paylaşıyorum. Belki birisi benden öne geçer, paylaşır, daha ileri götürür. O der ki ha icat ettik, bak siz de böyle yapın falan. O noktada da açık kaynak kod. Yani ben bu bilgileri derliyorum, toparlıyorum, anlatıyorum, sunumlar yapıyorum. İşte Instagram hesabım özellikle son 2 ayda annelere babalara yönelik revize ettim o hesabı. Çünkü şöyle bir gerçek de var sevgili arkadaşlar. Yani oturup şeyi hesapladım bir gün. Ya bu çocuklar okulda ne kadar zaman geçiriyor diye. Şimdi 8 saat ortalama bir özel okula gidiyorsa bu çocuk 8 saat okulda zaman geçiriyor. 365 gün var. Zaten 185 gün gelmiyor bu çocuk okula. 180 gün var okullar. 180 gün geliyor, onun da 1/3'ü okulda, 2/3 okul dışı. Okul. Şimdi bu çocuğun okula geldiği zamanı 365 gün 24 saate böldüğünüz zaman %16 gibi bir rakam çıkıyor. Yani bir çocuk okulun açık olduğu zaman %16 yılın zaman dilimini okulda geçiriyor. %84 nerede? Anasıyla babasıyla okul dışında. Şimdi Abdülkadir Bey bu kadar net veriyoruz sayılar ama ücret iadesi olmasın velilerde. Yok hocam. Ben her şeyi açık şeffaf oynuyorum. Onların hesaplarını da velilere faturalarla yaptım. Yani böyle kaçak göçek dövüşmeye gerek yok. Ondan sonra dedim ki bakın hesap kitap budur. Verilecek varsa verelim. Alınacak varsa da almayalım. Sonuçta sizin probleminiz değil o hesabı kitabı o şekilde yapmak. Ve veliler sağ olsunlar çok bu noktada anlayış gösteriyorlar. İnsanlar açıklama yapmadığı için veliler öyle şey yapıyor. Yani masanın bu tarafını kimse bilmiyor. Ben birazdan anlatsam ağlarlar özel okulların hallerini. Yani ücret iadesi falan istemezler, üstüne bağış yaparlar. Şimdi bu noktada ben velilere, öğrencilere işte bilgiler vererek, özellikle velileri bilinçlendirerek o öğrencilerin daha iyi bir eğitim almasına da vesile olmak istiyorum. Çünkü öğrencinin başarısızlığında velinin rolü bizim birkaç katımız. Ama faturayı bize kesiyorlar. Bu çocuk niye olmadı diye.
Yani ben ne yapıyor olabilirim ki çocuğun geriye gitmesi için ya da o sınavı kazanmaması için? Şimdi anne baba ne kadar bilinçli olursa bizim işimiz o kadar iyi oluyor. O yüzden ben bir taraftan işte Instagram üzerinden şu anda yarın öbür gün bir web sitesi de açıyoruz. Şu an bitmek üzere. İnsanları bilinçlendirmek için bu çocuklar daha iyi eğitilsin, bu memleket daha iyi noktaya varsın diye hayatımı bu işe vakfettim ben. Yani başka şirketlerim de var benim. 4-5 tane daha şirketim var. Onları yazmadım bile. Yani teknoloji şirketim var, enerji şirketim var. İşte kampüs yönetim şirketim var falan ama ben mesaimin %95'ini okulda geçiririm. Çocukları çok severim. Öğretmenleri çok severim. Öğrenciyle, öğretmenle. Oradan benim hayatım tutkum bu iş benim. Öyle inşallah ölene kadar da Allah rahmet eylesin Doğan Cüceloğlu gibi inşallah böyle bir gün eğitim verirken şehit olurum diye dua ediyorum. Peki, biraz da konumuza bakalım ama ben Tarık Bey'i de gördüm. Bir selam vermek istiyorum. Tarık Bey hoş geldiniz. Abdülkadir Bey, Tarık Bey hem Edikol hem de Edibook şirketinin kurucularından. Bugün Memnun oldum. aramızda. Abdülkadir Bey, o kadar güzeldi ki Toru Bey merhabalar. Sohbetiniz çok güzeldi. Ben sizin bir TEDx konuşmanızı dinleyerek zaten size karşıda büyük bir şeyim vardı. Böyle ne kadar enerjisi iyi, her şeyi ne kadar böyle açık açık paylaşıyor diye çok çok beğeniyordum. Tamam. Yani keza aynı şeyleri, benzer şeyleri de yine duydum. Ortak Tamam. açıkçası ben de mesela bazı şeyleri söylerken çekindiğim şeyler olurdu. Topluluk içinde çok yüksek sesle konuşamamak gibi bazı hani o şeylerim vardı. Böyle siz böyle anlattıkça evet dedim ya demek ki benzer şeyleri yaşamış insanlar. Belki birçok kişi bunu dile getirmiyor ama birçok kişi belki yaşamıştır. Ben bunları tekrar duymak, bizleri burada Evet. dinleyen birçok arkadaşımız var. Çok aslında tanıdık misafirlerimizi de görüyorum. Sayın Profesör Sadi hocamızı görüyorum, Recep hocamı görüyorum. Ve burada birçok arkadaşımı görüyorum. Herkese buradan selam iletiyorum. Çok daha vaktinizi almadan sözü tekrar sizlere devrediyorum. Tekrar hoş geldiniz Teşekkür ederim. Abdülkadir Bey. Çok memnun Çok sağ oldum. olun. Ben de davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir de şöyle bir anlayışla hareket etmeye çalışırım ben bu arada. Buyurun. Her ne kadar Tuğrul hocama desem ki hocam 200 kişi gelecek mi, 100 kişi gelecek mi falan. Ben her konferansa bir insan için gelirim. Bir kişi için gelirim. Ama o kişi kim bilmem ve o kişiye şu nazarla yaklaşmaya çalışırım. Okulu da bir kişi için kurdum. Buraya da bir kişi için geldim. Şuna çok inanan bir insanım ben. Bir mı bir nal, bir nal bir at, bir at bir yiğit, bir yiğit bir vatan kurtarır. Şimdi Tabii. burada bir tane yiğit var ama o yiğit kim bilmiyoruz. o yiğiti, o yiğit Bence birden kendisini fazladır biliyor. Abdülkadir Bey. Yani Efendim? birçok kişiye dokunacaksınız. Bence birden fazla da olabilir Bu o arada bir yüzden. ekran paylaştı bir arkadaşımız Evet, ama Taner Hocam Taner sanırım bir Hocam. paylaşım yaptı. Evet, Taner hemen. Hocam kapatırsa ekranı. Ben bu arada sunum paylaşmayacağım. Onu da söyleyeyim. Tamam, sohbet şeklinde gidelim. Evet. Peki Evet. eğitimde hizmetkar lider nedir? Biraz açabilir miyiz? Şu, şimdi okullar müdürleri kadardır diyorlar ya. Bence çok gerçekten böyle. Özel okulda kurucusu kadardır bence. Sonra kademede müdürü kadardır. Doğru. Şimdi bu kademelerdeki müdürler çok ama çok önemli insanlar. Çünkü ekibi onlar topluyorlar. Ondan sonra o öğretimsel liderlik yapma durumundalar. Ama Türkiye'de şöyle bir yönetim anlayışı var. Bence bu yönetim anlayışının birazcık değişmesi lazım. Şimdi bizim organizasyon şemalarımız piramit şeklinde genellikle. İşte özel okullar için düşünecek olursak işte altta diyelim ki öğretmen var. Sonra müdür yardımcısı, işte bölüm başkanı, koordinatör, direktör, genel müdür yardımcısı, genel müdür, kurucu diye böyle tepeye çıkıyor, değil mi? Doğru. Genellikle. Şimdi biz okulda ne yapıyoruz? Okulu bir işletme olarak düşündüğünüz zaman bu okul ne yapıyor? Kime hizmet satıyor? Veliye ne hizmeti satıyor? Eğitim. Öğrenme hizmetini. Aynen. Diyor ki çocuk sınıfta öğrensin. Bunu kim yapıyor hocam? Öğretmen ama en altta. Öğretmen yapıyor. Şimdi biz aslında bütün yapıyı, ya okul dediğimiz olayı öğretmenin sınıftaki öğrenmeyi gerçekleştirmesi için kuruyoruz. Yani ana oyuncu kim? Öğretmen. Öğretmen. Doğru. Şimdi bizim öğretmenin işini kolaylaştıran tarafta olmamız lazım yöneticiler olarak. Yani genelde öğretmen genel müdür yardımcısının, müdürünün, genel müdürünün gözüne girmeye çalışıyor ya bu yapıya göre, bu piramide göre. Bu yapıda benim gözüme girmesinin hiçbir anlamı yok. Çünkü ben gidip de öğrenciye ders anlatmıyorum.
Öğrenciye o dersi anlatıyor. Onun öğrencinin gözüne girmesi, onun yüreğini fethetmesi, daha sonra onun aracılığıyla da velinin okulla ilgili bir pozitif bakış açısına sahip olmasını sağlaması gerekiyor. Dolayısıyla ben bu piramidin ters çevrilmesini gerektiğini düşünüyorum. Yani hepimiz öğretmenin gözüne girmeye çalışmalıyız. Hizmetkar liderlik anlayışının ana unsuru, biz öğretmene hizmet eden lider olmalıyız. Öğretmenin işini kolaylaştıran. Onun işini zorlaştıran unsurları ortadan kaldıran. Yani ben öğretmenin işini ne kadar iş varsa zorlaştıran kağıt, kürek, bürokrasi, saçma sapan böyle bir uygulama, efendime söyleyeyim, bunları kaldıran tarafta olmam lazım. Çok öğretmenin güzel. İşini de kolaylaştıran tarafta olmam lazım. Hocam senin işini kolaylaştırmak için benim ne yapmam lazım? Öğretmen asli görevi aslında değil mi Abdülkadir Bey? Dersini yapacak, derse girecek, doğru materyali hazırlayacak. Bunu istiyorsunuz. Evet. Bu kadar. Aynen. Yani sonuçta sınıfta öğretmen ders verecek. Biz bunu ne kadar merkeze alırsak, öğretmeni ne kadar merkeze alırsak, öğretmenin işini ne kadar kolaylaştırırsak, öğretmenin okulda ne kadar mutlu olmasına dair çalışma yaparsak, o okul o kadar iyi olur. Ama şimdi genelde egolar devreye giriyor. Egosunu öğretmen üzerinden tatmin etmeye çalışıyor yönetici. O zaman da öğretmen mutsuz oluyor ve sınıfta da tam anlamıyla performans sergilemekte zorlanıyor. O yüzden bu okul yönetimi, bu arada bu şirket yönetimi anlayışlarında da genelde böyle. Yani şirketlerde de yöneticilerin egoları o çalışanlar üzerinde öyle bir sıkıntıya sebep oluyor ki o insanlar potansiyellerini açığa çıkartamıyorlar. Ben hep şuna inanan bir insanım. Her çocuk üstün potansiyellidir. Öğretmenlerde de ciddi bir potansiyel var. Yani bugün bizim şu anda bu eğitimi dinleyen arkadaşlarımın 24 saati var. Dünyanın en iyi öğretmeni ödülü alan arkadaşlarım da 24 saati var. Ve siz de bu potansiyele sahipsiniz. Dünyanın en iyi öğretmeni olmanızın önünde sizin dışınızda hiç kimse engel değil. Ha, bazı engeller kimler var? İşte bu yöneticiler var biraz. Bir de kişinin kendisi biraz, var. Biraz daha Abdülkadir Bey, kurum sahiplerinin eğitimci olmamasından kaynaklanan çoğu şirket sahibi o mantıkla yani fabrika yönetir gibi okul yönetmelerinden, biraz benim gözlemim bu kadar yıl içerisinde, bundan kaynaklanıyor değil mi? Hocam o da var ama bu bence birazcık bakış açısıyla da ilgili. Yani ben sadece onlarda değil, eğitimci olan müdürlerde, yöneticilerde de bu anlamda şeyi görebiliyorum bazen. Bu egoyu görebiliyorum. Yani evet. Ne yapıyoruz biz, ne için yapıyoruz? Hepimizin derdi çocuğun iyi eğitim almasıysa, ben niye ben orada gideyim de ego yapayım? Niye ben bu öğretmenlerin üzerinde böyle saygınlığımı otoriteyle elde etmeye çalışayım? İnanın kapısı kapalı olan müdürler, genel müdürler çok iyi. Yani Abdülkadir, ulaşamıyorsunuz. Yani 3 yıldır adam okulun genel müdürü ama öğretmen hiçbir kere bile görmemiş. Böyle durumlar var. Ya ben mesela şöyle, ben velilerle de görüşüyorum okul kurucusu olarak. Kayıt görüşmelerinde diyorum ki ben müsaitsem ben görüşeyim, ben müsait değilsem müdür görüşsün, müdür müsait değilse veli ilişkileri yöneticisi görüşsün. Ben müsait oldum, her an ben görüşmeye çalışıyorum. Şimdi ulaşılmazlık zannediliyor ki saygınlık. Yani insanlar bize zor ulaşırsa biz onların gözünde daha değerli oluruz diye zannediyorlar. Ama öyle değil. Gerçekten saygınlık başka şekilde elde ediliyor. Nasıl elde ediliyor, ona değineceğim. Yani hizmetkar liderlik yapmak için öncelikle öğretmenin kalbini fethetmek, onun işini kolaylaştırmak, onun gözünde saygın bir yer elde etmek gerekiyor. O öğretmenlerin gözünde nasıl saygınlık elde edilir, nasıl öğretmenin sevdiği yönetici olunur, onlara hizmetkar liderlik nasıl yapılır? Bununla alakalı da anahtarlar sunmaya çalışacağım. Öğretmenin kalbine girdiğinizde öğretmende bir ahde vefa duygusu oluşuyor değil mi okuluna karşı, öğrencisine karşı? Bu da okulu sırtlayıp götürmesini sağlıyor aslında. Severek İnşallah geliyorum. Oluşuyordur yani. İnşallah. Bazısında oluşuyor, bazısında oluşmuyor. Ama ben hep şunu söylerim. Bir seferden sorumluyuz arkadaşlar derim. Hı-hı. Ben şimdi bununla alakalı üstüme düşeni yapmakla mükellefim. Evet. Oluşuyormuş, oluşmuyormuş o beni elimde değil. Ben Tanrı değilim sonuçta. Ben yaratamam. Ben seferden sorumluyum. Hep de bunu söylerim. Arkadaşlarım seferinize odaklanın. Zafer nasip işidir. Zafer Allah'tan. Yaratmak bize mahsus bir şey değil. Biz yaratamayız. Biz
Üstümüze düşeni yapmakla mükellefiz. Ben bir okul kurucusu olarak ne yapmakla mükellefim? Bir, çok iyi müdür seçmekle. Sonra çok iyi öğretmen seçmekle. Evet. Çok iyi ders materyalleri seçmekle. Çok okulun güzel. İçerisindeki iletişim politikalarını çok iyi oluşturmakla. Yani diyelim ki sıkıntı var. Okulun içerisinde bir problem var. Bu problemin en hızlı şekilde aşılmasına evet. dair politikalar geliştirmekle. Onun dışında çok iyi bir eğitim ortamı tesis etmekle, kampüs ortamı. Bu kampüs ortamını, bu bileşenleri bir araya getirdikten sonra bunları çok iyi anlatmakla, bunların bilinmesini sağlamakla mükellefim. Ve ben bu sebepler dairesinde üstüme düşeni yaptıktan sonra 500 kişi mi gelir, 1000 kişi mi gelir, 3 kişi mi gelir? Ben o benim elimde değil. Yani ben o noktada eğer o neticeyle alakalı dertlenirsem ki eğitimle ilgili yapılan en büyük hatalardan bir tanesi de aileler tarafından bu. Çabaya değil neticeye odaklanıyorlar. Bugün senin çocuğun 10.000 saat çalışıp %1'e girmeyebilir. Çünkü 11.000 saatler, 12.000 saatler, 15.000 saat çalışanlar olabilir. Ama sen 10.000 saat çalıştığın zaman, o kadar büyük emek harcadığın zaman, %1'e giremediğin zaman bu değersiz olmuyor, kaybetmiş olmuyorsun. Ama sen neticeye bakarsan, %1 hedef koyduk giremediğinde başarısızsın. Ama çabaya odaklanırsan, her gün bir öncekinden daha iyi bir şey yapmaya odaklanırsan sen başarılısın. Üstüne koymuşsun, ilerlemişsin. Senin etki alanına odaklan. Etki alanın içerisinde ne var senin? 24 saatlik zaman dilimin var. Sen bu zaman dilimini en verimli şekilde dizayn etmekten sorumlusun. Onu en verimli şekilde kurgulamaktan sorumlusun. Sonrasındaki kısım senin neticeyle alakalı kısım senin elinde değil. Okulla ilgili de böyle. Ben o yüzden üstüme düşeni bir yönetici olarak yapmakla mükellefim. Nedir öğretmen ya da okul lideri olarak liderlik yapan bir kişiysem ben, müdür yardımcısı, bölüm başkanı, okul müdürü, ben öğretmenimin işini kolaylaştırmak adına ne yapıyorum? Onun işini zorlaştıran hangi unsurları ortadan kaldırıyorum? Ben onun kalbini fethetmek için ne yapıyorum? Etkili iletişim kurmak adına ne diyoruz biz? İnsan en çok kimi sever okulda? Öğrenciler iyi öğretmenleri, etkili iletişim kuran öğretmenleri sever. Etkili iletişim kurmak adına kaç kitap okuduk? Kaç video seyrettik? Kaç tane belgesel izledik? Bununla alakalı ne kadar araştırma yaptık? Bununla ilgili dertlenirseniz siz kendinizi geliştirmek, bu biraz önce saymış olduğum sebepleri en niteliklisini yapmakla ilgili dertlenirseniz, üstünüze düşeni yapar, çaba sarf eder, gayret sarf ederseniz o zaman neticede bir şekilde olur. Ha, benim şöyle bir şeyim var. Bir başarı formülüm var. Evet. Bir niyet. Niyet her işin başı niyettir. Doğru. Niyetinizi check edin. Niyetiniz ne kadar saf, ne kadar temiz, ne kadar salih bir niyetle bu işi yapıyorsunuz. Bu birdir. İki, niyetten sonra niyet tek başına yeterli değildir. Gayret gerekir. Gayret. Niyet, önce niyet sonra gayret. Gayretinizi çok çoğaltın. 3, kabiliyet. Bazı insanlar iyi niyetle çok çalışır ama kabiliyetinin olmadığı bir alanda çalıştığı için istediği neticeleri alamayabilir. Her birimiz farklı bir şey için bu dünyaya geldik. Bunu keşfetmemiz gerekiyor bizim. Kabiliyetimizin olduğu alan bize kolay kılınmıştır. Bunu keşfetmenin yolu da budur. Yani ben eğitimci olmak için dünyaya geldiğimi düşünüyorum. Eğitimle ilgili okurken, eğitim alırken, verirken, bunun organizasyonu yaparken zamanı kaybediyorum. Hangi alanla ilgili zaman mefhumunu kaybediyorsanız, yani zaman nasıl geçiyor bunu bilmiyorsanız ve o iş size kolay geliyorsa, başkalarına zor gelirken muhtemelen o iş için yaratılmışsınızdır. Beni alıp doktor hastaneye koysanız ben ölürüm orada. O yüzden ben o işi yaratılmamışım. Kimisi de ondan memnun oluyor. Adam pandemi döneminde zaten koymasınlar virüsler etrafta. Tıp okurken kendinden geçiyor bazısı. Ben de eğitimle ilgili öyleyim. Kimisi de gidiyor mühendislikle ilgili öyle bir şey. Hepimiz bir şey için gelmişiz. Aslında insan sabah kalktığında Abdülkadir Bey gideceği işe severek yani lanet evet. okuyarak gitmemesi lazım. Yani iletişim olmayan bir insan öğretmen olmamalı dediğiniz çok doğru. Evet. Bu işte kabiliyetinizin olduğu evet. alanı keşfetip o alanda ilerlemeyle oluyor.
Çünkü ustalaşmak istiyorsanız onunla ilgili çok zaman harcamanız gerekiyor ve sıkıcı bir işte zaman harcamak istemezsiniz. Sevdiğiniz işte zaman harcamak istersiniz. O yüzden kabiliyetinizin olduğu alanı keşfetmeniz çok önemlidir. Deneme atışları yaparak bulunur bazen bu, bazen de envanterler aracılığıyla. İşte mizaçla alakalı olsun, işlevleri olsun, meslek envanterleri olsun. Bunlar da bu deneme atışlarının sayısını azaltan şeyler. Yani ilkinde tutturamayabilirler ama atış yapmak lazım. Birisi tutar yani inşallah. Şimdi niyet, gayret, evet, kabiliyet. Bu üçünü yan yana getirdik mi seferimize çıkarken, artı bu üçü yan yana geldikten sonra artı bir, benim artı birim var bir tane de. Çünkü bütün bu üçü de yan yana gelse netice hemen olmayabilir. Yani evet, bugün olmayabilir. Ben çok iyi niyetle çok çalışıyorum. Kabiliyetimin olduğu bir alanla ilgili çalışıyorum. Niye olmuyor? Ben niye bu maaşı alamıyorum? Niye beni hala müdür etmediler falan? Bununla alakalı neticeye odaklanmayın. Seferinizi düzgün yapın dememin sebebi de bu artı bir. O da tevekkül. Ben üstüme düşeni yaptıktan sonra sonuç ne olursa olsun benim için hayırlıdır. O iyi olabilir, kötü olabilir. Bugün 100 kişi gelir, üzülürsünüz, ağlarsınız, dersiniz ki ya ben niye olmadı ya, o kadar çalıştım ettim falan, ama o sizin için hayırlıdır. Bu noktada da o zaman da vardır bunda bir hayır diyebilecek bir anlayış bence insanı çok mutlu kılıyor. Öteki türlü kendinizi yersiniz, bitirirsiniz. Ben bu hataları yaptım bu arada. Yani şirketi ilk kurduğum yıllar öğrenciyken ben dedim ki Avustralya'dan hoca getirdim, 5 yıldızlı oteli ayarladım. Ondan sonra gittim en iyi tercümanlar, gazete ilanları, süper ofisler bilmem ne. 50 kişi gelecek bu kursa dedim. Babama anama ben vaatte bulundum size ev alacağım 3 ayda diye. Olmadı. İki ayda aldım Haddimi aştım. Haddimi aştım, o tanrılık iddiasıdır artık. Yani o yüzden oraya girmemek lazım. Yaptım olacak. Var ya bir reklam, yaptım olacak. Olmayabilir yani. Olmadığında kendini insan çok üzüyor. Ben 10 kilo verdim bir ayda o zamanlar. Yani depresyona girdim. Şimdi halbuki ben üstüme düşeni yapmışım ya, olmadı. Baştan başlayabilirim değil mi? Ama bu anlayışla hareket etmiyoruz. O yüzden de aslında bu çok öğrencilerde de hep bu baskıyı kuruyoruz aileler olarak. Niye olmadı? Niye etmedi? Yapamadım, başaramadım. Ya kardeşim sen çabaya odaklan ya. Çabasını evet, bir dakika daha fazla sarf ettiyse her gün zaten olur yani. Bugün olmazsa yarın olur, yarın olmazsa. Böyle bir şey var Abdülkadir Bey. Yani üniversitede çalışan bir çocuk dediğiniz o kadar güzel bir anahtar ki. Yani eline düşeni yaptın, çalıştın. Olmazsa yapacak bir şey yok. Ama yapmazsan işte o zaman insan içini yiyor. Yani niye yapmadım? Şimdi, niye ben bu zamanı? Şimdi bu düşünsenize. Şimdi düşünün mesela bu yılı düşünün. Ya koronayı evet, ben mi çıkardım şimdi? Yani benim elimde olmayan bir şey şimdi hocam. Ben iyi niyetle, inanılmaz bir gayretle çalışıyorum. Kabiliyetimin olduğu bir alanda da ilerliyorum. Şimdi hadi gel bakalım, korona geldi. Ne yapalım şimdi? Hedefimi tutturamadım. Ne olacak? Oturalım, depresyona girelim, ağlayalım yani. Yok böyle bir şey. O yüzden siz gayretinizi çok tut, niyetinizi check edin. Niyette bozukluk varsa, sıkıntı varsa en sonunda o bir arıza. Niyetiniz iyiydi. Gayretiniz çoktu. Kabiliyetli de olduğunuz bir alanda çalıştınız. Olmadıysa olmadı. Üstünüze düşeni yaptınız, kafayı yastığa rahat koydunuz. Geri kalanı takmayın. Hayır vardır deyin geçin. O zaman o acayip rahatlıyorsunuz. Ötekisi omuzlara çok büyük yük almaktır. Yani Tanrı'nın yükünü alıyorsunuz siz. Düşünsenize, yaratma gibi bir şey yükünü alıyorsunuz. Gerek yok yani, biz insanız. O yüzden de insanlara bunu tavsiye ediyorum. Ben böyle çok mutlu yaşıyorum. Allah, korona da çıkıyor, o da geliyor, bir şey patlıyor, ediyor. Ben üstüme düşeni hemen hızlı yapayım. Bir de şey, hata yapabilir miyim? Kesinlikle yapıyorum. Evet. Yani çok hata da yapıyorum. Ama bir kural var bizim okulda. İki kural var daha doğrusu okulumuzun sağlıklı işlemesini sağlayan. Birinci kural şu, 24 saat kuralı. Biz öğretmenimize de, müdürümüze de, velimize de hep şunu söyleriz. Bir problemin, bir şikayetin olduğu zaman 24 saat içerisinde onun ilgili yöneticisi sana dönüş yapmak durumunda. Yapmazsa sana dönüş, gel bana söyle derim ben. Gel eyvah, bana. Yönetici kovulacak galiba. Eyvah. Ya? Yönetici kovulacak galiba. Hayır. Çok iyi yöneticilerim var. Ben manyak değilim bu işi üstüme üstlenecek kadar. Yöneticilerim o kadar iyi ki. Diyorum ki hadi bakalım. Varsa şikayet olan 24 saat içinde dönmezlerse gelsin. Yıl içerisinde 2-3 kez atladıkları olur olmaz. Olur.
Bu işte yöneticinize güvenmek ile ilgili bir şey. Ben çok güveniyorum yöneticilerime. Biliyorum hepsi bu problem çıktığı anda çat çözüyorlar. O zaman ne oluyor? Bana zaten gelmiyor. Kaçırdığı olabilir mi? Tabii ki olabilir. İnsan sonuçta bazen hastalanabilir. Tabii. Bazen başka bir şey olabilir. Ve hata toleransı çok önemlidir. Bizim okulda mesela birincisi hatadır, ikincisi kazadır, üçüncüsü istikrardır. Yani aynı hatayı üç kez sergiliyorsa bir insan tamam problem ama birincisi hata olabilir. Bir daha oldu hadi ona da kaza diyelim yani. Kazadan ikinci kez aynı problem oldu ama üç kez aynı problem oluyorsa bu istikrardır. Ha, o hatayla alakalı diyelim ki bu yönetici ya da bu şahıs bu hatayı üç kez yapıyorsa 4-5 de gelecek demektir. Bununla ilgili ya onun görevini o sorumluluğu onun üzerinden alır başka yere veririm. O hiç verilemeyecek bir sorumluluksa da o zaman yöneticiyi değiştirmeyi düşünürüm. Ama şu anda yaklaşık 6 yıldır yöneticilerimle çok mutlu, maşallah, huzurlu nice çalışıyorum. Nice istikrarlı yaşamıyoruz yani. Devam edeyim isterseniz. Buyurun, buyurun lütfen. Şimdi hizmetkar liderlik noktasında da evet, benim yöneticilere burada tavsiyem şu. Şimdi bir öğretmenin mutlu, huzurlu çalışmasını sağlamak adına onlar da bizim yaşatmamız gereken 3 tane bence duygu var. 3 tane duygu. Bu 3 duyguyu siz yönetici olarak çalışanlarınızda, anne baba olarak çocuklarınızda, devleti yönetenler olarak vatandaşlarınızda yaşatırsanız o vatandaş, o öğrenci, o çocuk mutlu yaşar. Ben yönetimle alakalı, çocuk gelişimiyle alakalı çok fazla kitap okumaya gayret ediyorum. Ama olayın üç şey etrafında, biraz sonra sayacağım, üç duygu etrafında döndüğünü gördüm. Üç kategoride ben etkili yöneticilik, etkili anne babalık, etkili devlet yönetimini anlatabileceğimi düşünüyorum. Üç tane başlık altında. Heyecanla bekliyoruz, buyurun. Şimdi birincisi şudur. Sizin yönetici olarak ekip arkadaşlarınızda oluşturmanız gereken, birinci sağlıklı yaşatmanız gereken birinci duygu ben güvendeyim duygusudur. Abdülkadir Bey herhalde koptu. Evet, tekrar katılımını bekledim değerli arkadaşlar. Bu arada çok değerli hocalarımız var. Geçen haftalardan konuk olan Sadi Hocam hoş geldiniz. Recep Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler Turul Hocam. Teşekkürler Turul Bey. Nasılsınız? Turul Bey geldi Abdülkadir Bey. Geldim. Hemen devam edelim. Abdülkadir Bey buyurun lütfen. En heyecanlı yerinde kesildi. Sesi kapalı. Sesiniz kapalı Abdülkadir Bey. Nerede kesildik biz, ben anlamadım. Nerede? Güven duygusu dediniz. Bir anda tamam, gitti. Tamam. Birinci sağlıklı yaşatmamız gereken duygu güven duygusudur dedim. Çok güzel. Güvendeyim. Ben diyecek ki, öğretmen diyecek ki ben güvendeyim diyecek. Hı hı. Şimdi o güven duygusunu tesis etmenin en önemli faktörlerinden, alt başlıklarından bir tanesi dürüstlüktür. Bir kere yani insan dürüst değilse ona siz nasıl güveneceksiniz? O yüzden okul yöneticisinin, annenin, babanın dürüst olması gerekiyor. Dürüst, yalan olmayacak ilişkinizde, iletişiminizde. Dürüstlük bir. Çok güzel. İki, adalet. Adil olacaksınız. Size güvenmesi için adam kayırmayacaksınız. Ekipte bazı insanlarla ilişkiniz çok iyi olabilir. Eski bir hukukunuz olabilir. Çalışma arkadaşlığınız eski zamanlara, aile dostluğuna vesaire dayanabilir. Öğretmenleriniz var sizin 50 tane. 5 tanesi sizin eski arkadaşınız, yakın arkadaşınız. Siz şimdi o 5 tanesiyle çok böyle samimi olup da 45 tanesiyle o
samimiyeti kurmadığınızda, adil yaklaşmadığınızda size karşı olan güven duygusu zedelenir. Adalet, adil yaklaşım, adam kayırmama güven duygusu için ikinci dikkat edilmesi gereken unsurdur. Çok birincisi güzel. Ne? Dürüstlük. İkincisi adalet. Üç, liyakat. Yani ben yöneticimin liyakatli bir insan olduğuna inanırsam ona güvenirim. Gidip benim ona danışabileceğim, işte bana öğretimsel liderlik yapabilecek bir altyapıda olduğuna inanırsam güvenirim. Müdürüm benden daha zayıf olduğunu düşünürsem ona güvenmem. Bu güven duygusunun tesis edilmesi için yönetici olarak benim de çok çalışkan, alanla ilgili hakimiyetimin iyi seviyede olması gerekir. Bu da sanırım yine bir kopma donma yaşadık. Abdülkadir Bey burada mıyız? Zoom kopuyor ya. Zoom 2'de 1 Evet. Zoom evet. Yani internet GSM'den bağlandım sizler sıkıntı yaşamayayım diye ama Zoom kapanıp açılıyor ilginç bir şekilde. Zaman zaman oluyor ya. Biz de yaşıyoruz. Hiç problem değil. Buyurun lütfen. En son duyduğum anlaşıldı mı ne dedim duyduğunuz? Şöyle güven dedik. Aidiyet dedik. Liyakat. Evet. Üçüncü de söylemiştiniz. Buyurun. Evet. Dürüstlük, adalet, liyakat. Güven duygusunun alt unsurlarıdır. Bu üç olursa size güvenir insanlar. Çok doğru. Yönetici olarak diyeceksiniz ki ben bu işe layık bir yönetici miyim? Ekibime öğretimsel liderlik yapabiliyor muyum? Onların o dersleri daha iyi vermesi için ben onlara yardımcı olabiliyor muyum? Bunları kendinize sormanız lazım. Onlara ilham veren, bu noktada önlerini açan, işlerini kolaylaştıran bir öğretimsel liderlik yapmak çok önemli. Birinci sağlıklı yaşatmam gereken duygu neydi? Ben güvendeyim. O kişi bunu söyleyecek. Lideriyle alakalı. İkincisi, ikinci duygu ne? Ben değerliyim duygusu. Hı hı. Güven duyduktan sonra ikinci kata çıkıyoruz. Orada ben değerliyim. Bunu... Maalesef ama birçok özel okulda bu duyguyu öğretmenler yaşayamıyorlar değil mi Abdülkadir? Evet. Bu gözlemle. Evet. Yani en başta bir güven problemi. Hem yöneticiye bir güvensizlik, hem akabinde kendi iş durumuyla alakalı. Yani her sene bir yeni sözleşmenin önüne gelmesi. Acaba buradayım, ne olacağım? Öyle bir tedirginlik hali. Hep dönem sonları gözlemliyorsunuzdur öğretmen arkadaşlarımızı. Evet. Değer duygusu, değer duygusunun yaşatılması için ta olay ilk iletişim kurulduğu andan başlar. Doğru. O yüzden ben mesela insanlara, ben yıllarca ben neyin seminerini verdim hocam? İletişimde ilk yapılan şey nedir? İsim sormaktır. Hı hı. İsimlerini soruyoruz. Birkaç saniye sonra isimlerini unutuyoruz, gidiyoruz. Hı hı. İnsanların dünyada en çok duymaktan hoşlandığı şeylerin başında kendi ismi gelir. Doğru. Ama biz daha ismini bile bilmiyorsak çalıştığımız işte kendi yönetici takımımızın, ekip arkadaşlarımızın işte isimlerini, öğretmensek öğrencilerimizin isimlerini. Bu noktada ne oluyor? İletişim bir kere zaten 1-0 yenik başlıyor. Şimdi onun dışında o kişinin sevgisini kazanmak adına yapmam gerekenlerle alakalı ben değerliyim duygusunu hissettirebilmem için etkili iletişim kurmam lazım. İşte burada egoların olmaması, ona karşı benim yardımcı olan bir tarafta olmam, etkili iletişimle alakalı kendi hatalarım olduğu zaman mesela bizim okulda bir 24 saat kuralı var dedim ya, bir diğer kural da şu. Yöneticilerin ekip arkadaşlarıyla ya da okul yönetiminin velilerle kurmaya çalıştığı iletişimin kalitesi adına köh kuralı. Köh kuralı şudur. Nedir? Kabul et, özür dile, harekete geç. Kabul et, özür dile, harekete geç. Benim güzel. Eksiğim olabilir bir yönetici olarak. Evet. Ne yapacağım? Bana bir öğretmenim bunu gelip bana söylediği zaman o açıklıkta olacağım ki öğretmenimin hatasını bana hocam şöyle bir şey yaptınız bu olmadı. Kabul ederim.
özür dilerim çok ama harekete geçerim. Duyarsız kalmam. Duyarsız kalırsam değersiz hisseder kendisini. Bazısı yok sayılması. Mesela bazısını görmezden gelmek, yok saymak. Bunlar da insanları çok irite eden şeyler. Değersizlik duygusu. Başka bir şey. Başka bir şey. Başka unsurlar. Suçlamak. Yargılamak. Kıyaslamak. Tamam mı? Değersiz hissettirir bunlar. Bunlar da değerlilik duygusu. Öğrenci için de geçer değil mi bunlar? Yani tabii ki. Öğrenci için de çocuk için de. Bakın tabii. Bu anlattıklarım o kadar şey ki. Çok, çok değerli. Anahtarlar ki o kadar maymuncuk gibi şeyler anlatıyorum size. Anahtarlar anlatıyorum. Evet. Şimdi, peki bir şey soracağım Abdülkadir Bey. Mesela yöneticinin dediğiniz gibi öğretmenin işini kolaylaştırıcı tarafı. Bazen öğretmen tarafından suistimal edilebiliyor. Bu nasıl bir çizgi? Nasıl? Burada tavsiyeniz ne olur yöneticilere? Hocam tavsiyem şu olur işte. Niyetin iyiyse, gayretin çoksa, kabiliyetli olduğun bir işi yapıyorsan boş ver. O kendine zarar verir oluyor. Yani suistimal ediyor diye ne yapacağım ben şimdi? O onun bozukluğu. En fazla bir sene eder. Tamam, mesaj. Aynen lazım. Öyle. Yani açıkçası yani ben hocam diyorum ya ben üstüme düşeni yaptıktan sonra o bunu düşünmüş, bu bunu düşünmüş. Etkili liderler biraz bu noktada da şeydir yani. Vurdum duymazdır yani. Üstüne düşeni yaptığından emin sen ama ya. Bu demek değil ki dinleme. Bak ben ne diyorum, hatan varsa kabul et. Özür dile, harekete geç. Bütün bu mekanizmaları kurduktan sonra olmuyorsa da takma yani. Çünkü insanları memnun edecek bir %100 memnun edecek bir formül yok dünyada. Peygamberler yapamamış bunu yani. Peygamberler bile taşlanmış. Ondan sonra liderler var. Ne liderler var? Bugün Atatürk'le ilgili bir sürü insan bir şey söyleyebiliyor. Mandela ile ilgili söylüyor. İşte Mahatma Gandhi ile alakalı söylüyor. Yani hiç kimseyi %100 memnun edemez ki yani. Doğru. O yüzden yani ben üstüme düşeni yaptıktan sonra öğretmen acaba suistimal eder mi? Ederse kendine eder. Ben de onu fark ettiğim zaman yolumu ayırırım. Şimdi o yüzden hiç dertlenmeyeceksiniz. Doğru yolda gittiğinizden eminseniz birazcık bu noktada yıkıcı eleştirilere kulağınızı tıkayacaksınız. Ben üstüme düşeni yapıyor muyum arkadaşım? Niyetim onda işte hep dönüyoruz niyete geliyoruz. Evet. Niyetiniz salih değilse korkun. Ama niyet iyiyse korkmayın. Yani buradan mesaj gitti şu an kadroya da. Kadroya da mesaj gitti bu arada şu anda sizi izleyen. Hem okulunuza gelmek isteyen öğretmenler olabilir. Net bir şekilde mesajı verdiniz. Niyet çok önemli sizin. Niyet hocam ya. Niyetiniz iyi olduktan sonra biz tolere ederiz her türlü hatayı. Şimdi onun dışında değerlilikle alakalı suçlamak dedik, yargılamak dedik, kıyaslamak dedik. En zehirlisi de şu kıyaslamak bu arada. Evet. Yani bak şu öğretmen mesela müdürsün, toplantı yapıyorsun. Ahmet öğretmen yapmış, siz niye yapmadınız falan. Ya da işte ne bileyim bak şu öğretmen senden daha çok çalışıyor filan. Yani bu kıyaslama olayı kadar insanı böyle değersizleştiren çok az hareket var. Ve bunu anne babalar bazen çocukları arasında yapıyorlar. Kurumda işte, öğretmenler de birbirine giriyor bu sebepten. Yani evet, kıyaslanmaması gerekir. İşte mesela yazmış bu sınıfın kaydı daha yüksek, senin sınıfın neden geride? Bunu yapacaksan da, bir şey yapacaksan da ortalıkta yapmayacaksın. Doğru. Ve bunu böyle de yapmayacaksın. Kıyaslayarak yapmayacaksın. Birebir yapacaksın. Eleştiriyi başka değersiz hissettiren bir şey. Eleştiriyi milletin ortasında yapmak mesela. Varsa hata, o hatası olan adamı birebir çekmek gerekir. Birebir de yapmak gerekir. Övgüyü, takdiri, belki onu bile bence böyle işte kıyaslamaya sebep olmamasının noktasında böyle birebir de değerli hissettirerek yapmak gerekir. Farkında olduğunuza şu Doğan Cüceloğlu hocamın çok sevdiğim bir ifadesi var. Tanıklık etmek. Adam iyi bir şey yaptığı anda ona tanık olduğunuzu ona hissettirmek. Hiçbir övgü ifadesi bile söylemenize gerek yok belki. Şimdi Abdülkadir Bey, yıllar önce dershanecilik yaptığımız dönemde bir kurum yöneticimiz vardı, edebiyat hocasıydı. Kurum sahibiydi aynı zamanda. Bizleri maaş zarflarının içerisinde oldukça güzel, hepimize ayrı ayrı cümleler yazardı. O kadar onur ederdi ki bizi bu. Sadece bakın buydu takdiri. O ayki yaptığınız çalışmayla alakalı birkaç cümlelik bir şey yazar ve o şekilde verirdi. Çok net anlıyorum demek istediğinizi. Hem övgüyü hem yergiyi bireysel de yapmak çok doğru.
Evet. Radarlarınızın iyi şeylerle alakalı da açık olması da bence değerli hissetmesi için öğretmenin çok önemli. Yani o kişinin yaptığı güzel şeyleri yakalamaya çalışın. Eksikleri yakalamaya araştırmayın. Yani böyle suçüstü yapıyorlar ya. Suçüstü iyi şeyler de yapın. Ondan sonra o da mesela kişinin kendisini değerli hissettiğini... Maalesef öğretmen arkadaşlarımızda oluyor zaman zaman. Yani yöneticiye gidip falanca öğretmeni şikayet etmek. Hani onu özerek işte biraz daha yöneticiye yakınlaşmak. Mesela başka bir şey. O da çok güzel. Bizim okulda bir diğer kural mesela. Birisi bana bir yöneticiyi şikayete gelecek olsa diyelim ki. Hocam müdürümüz şöyle yaptı falan. Bana birisi bir şikayete diyelim öğretmen benden randevu istiyor. Diyorum ki problem neymiş bir öğrenir misiniz? Öğreniyorlar. Yöneticiyle ilgili sıkıntı var. İlk sorum şu. Sen biraz sonra bana yöneticinle ilgili yaşadığın sıkıntını gidip yöneticinin yüzüne söyledin mi? Söylemedim diyorsa seni dinlemiyorum hocam. Lütfen yöneticinden görüş ondan sonra gel diyorum ben. Direkt red. Direkt red. Kurumda gıybeti önlemenin en önemli yerlerinden dedikodu ve gıybet kurumu çürütür hocam. Buna prim verirseniz bu beslenir. Evet. O onu anlatır, bu bunu anlatır. Bu kurum içerisindeki hiyerarşide mesela ben bunu önemserim. Ben ulaşılabilen bir insanım ama gıybet dinlemek için ulaşılabilen bir insan değilim. Yöneticisinin gidip de yüzüne söylemediği bir şeyi gelip de onun arkasından bana söyleyen öğretmen böyle kendisini böyle uçurumdan aşağı atmış bir insan gibi düşünebilir kendisini. Gözümde böyle yerleri sıfır boylar yani. Bakın kaçak dövüşüyoruz. Kaçak dövüşüyoruz. Yürekli, cesur olmak lazım. Git kardeşim sen bana ben o anda şunu söyleyeyim. Bak seni dinlemeyeceğim ama sana bir taktik vereceğim derim. Lütfen nezaket içerisinde yöneticine bu yaşamış olduğun sıkıntıdan dolayı suçlamadan, yargılamadan hissetmiş olduğun duyguyu paylaş sadece. Değerli müdürüm, sen bana geçen gün şöyle 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 bir şey yaptın. Ben bunun neticesinde bunu hissettim. Kendimi peki, kötü hissettim. Değersiz olarak bana niye bunu yaptın? Niye böyle davranıyorsun değil mi? Ha? Sonrasında sizin takibiniz dedi mi ama olay? Yani o müdürle görüştükten sonra değil tabii, mi? Tabii. Sonra ben müdürüme soruyorum. Bu öğretmen bana gelmişti. Ben dinlemeyip size gönderdim. Siz çok kendisiyle güzel. Görüştünüz mü? Müthiş. Tamam. Görüştüm diyorsa tamam hocam. Problemimizi çözdünüz mü? Çözdük hocam. O diğer çalışan arkadaş da görüştün mü hocam? Görüştüm. Çözdün mü? Çözdüm. Çözemedin mi? O zaman gel bakalım. Niye çözülmedi? Bir o mümkünse birlikte üçümüz beraber bir görüşelim. Ne güzel. O an orada olayı bitiriyorsunuz. Direkt parmak basıyorsunuz. Çözülmüyor. Bazen çözülmüyor olabilir. Orada da ben artık inanıyorsam yöneticim bu noktada ben yöneticime arkasında durmam gerekir. Çünkü iyiyse bu noktada hata yapabilir, bazen şey yapabilir, böyle sıkıntı oluşabilir vesaire. Hiçbirimiz eksiksiz değiliz, kusursuz değiliz. Ama ben o noktada da yöneticimin arkasında ne kadar iyi durursam, sağlamsa, bu noktalara hassasiyet gösteriyorsa demek ki öğretmen de sıkıntıda olabilir yani. Her zaman öğretmen haklı olacak diye bir şey yok. Aynı şey veli için de geçerli. Mesela veli de şikayete geliyor. Ben hayatta öğretmenimi veliye kurban etmem yani. Getirin öğretmeni görüşeceğiz falan. Yok derim öyle bir şey. Bu orası öyle bir yer değil yani. Bir süre sonra okulu veli yönetmeye başlıyor. Bunu yapan okullar. Tabii ona da müsaade etmem. Öğretmenin saygınlığını velinin de zedelemesine müsaade etmem. Bakın okulu açtığımız 7 yıl önce okulu kurduğumuz yıl. Okulun 3. günü bir emniyet müdürü okula geldi. Kayıt olmuş. Okulun 3. günü emniyet müdürü geldi böyle bir hışımla okula. Sınıf öğretmeniyle görüşmek istiyor. Tamam mı? Bana diyor öğretmeni getirin. Biz de toplantıdayız. Ben de o esnada seyrediyorum, bakıyorum. Ondan sonra öğretmenle bir derdi var öğretmenle. Ondan sonra öğretmenle görüşeceğim. Bizim okulda öyle randevusuz görüşme yok. Öğretmenin işi var, nöbeti var, dersi var falan filan. Evet. İstediği anda görüşemez. Öğretmenlerin görüşme saatleri var ve belli ve biz bunu vermişiz. Randevuyla alıp görüşebilir herkes. Ondan sonra görüştürmedik öğretmeniyle. Çocuğu güya bakın problem şu. Çocuğu öğretmene soru sormuş.
çocuğun anlatması, ikinci sınıf çocuğunun anlatması, öğretmen de buna şey yapmamış. Cevap vermemiş. Sorusuna cevap vermemiş. Vay efendim, burası nasıl özel okulmuş? Çocuğunun sorusuna nasıl cevap vermezmiş? Okulu yakarmış, yıkarmış. Ona emniyet müdürü ya bir de. Ondan sonra şimdi herkes bizim okulda bu tavra nasıl, bu olaya nasıl bir tavır sergileyeceğimizi merak ediyor öğretmenlerde. Okuldaki ilk vakamız. Yani biz burada hocam sen ne yaptın, nasıl böyle bir şey yaparsın? Ondan sonra işte bu adam bu kadar sinirli, alacak kaydını gidecek senin yüzünden deyip öğretmenimi fırçalayacağız. Yoksa kaydı göndereceğiz, öğretmenin arkasında mı duracağız? Herkes buraya kilitlendi. Ondan sonra biz olayı araştırdık. Öğretmen çocukla iletişimi var ama ailede problem var. Çocuklara öğretmen okulun ilk günlerinde yapardık ya, yaz tatilinde ne yaptınız, nasıl geçti, bir yazın bakalım falan filan. Çocuk bir mektup yazıyor hocam. Çocuk intihar etmeyi düşünüyor bak. Şimdi daha okulun üçüncü günü, herhalde bizim okuldan dolayı değil bu. Ana baba o kadar ne yaptıysa artık, evde bu adam nasıl evde de bu tavrı sergilediyse düşünün. Evet. Çocuk böyle bir karamsar tablo. Artık çocuk evde ne şeyle, korkuyla konuşuyor, ne yapıyor, ne diyor belli değil, tamam mı? Şimdi bu adamın da kaydını ben almıştım. Biz görüştürmedik ya öğretmenle. Bu kişi, ben de görüşmedim. Toplantımı da bölmedim. Ondan sonra gitti geri. Dedim gitsin. Ondan sonra görüşmüyorum. Şimdi aradı beni birkaç saat sonra. Hocam ya dedi, biz dedi sana güvendik dedi. Çocuk dedi emanet ettik dedi. Burası dedi nasıl özel okul? Bir öğretmenle bile görüşemeyecek miyiz biz dedi. Dedim ki beyefendi, biz size okulun kurallarıyla alakalı bir dosya verdik. Ardından bunu okumamışsınızdır diye toplantıya çağırdık. Bunu okumadığınız ve bu toplantıya gelmediğiniz için herhalde bu kuralları bilmiyorsunuz dedi. Dedi ki başlarım kuralına. Ben dedi kelle koltukta geziyorum dedi. Tamam mı? Ondan sonra bu kurallar dedi neymiş dedi, bir öğretmenle görüşemeyecek miymiş siz? Öğretmenlerin görüşme saatleri var. O görüşme saatlerinde tabii ki görüşebilirsiniz dedim. Hocam dedi, biz dedi özel okul burası dedi, paramızdan rezil mi olacağız dedi. Hayır dedim, rezil olmayacaksınız. Paranızı geri vereceğim ve okuldan kaydınızı sileceğim dedim. Ondan sonra adam şok. Ondan sonra dedi ki nasıl bir iştir bu bilmem ne. Okulun kurallarına emniyet müdürü değil başbakan olsan da uyacaksınız dedim. Bu okul dedim böyle yönetiliyor. Burası sizin bildiğiniz okullardan değildir dedim. Ondan sonra adam iyi o zaman dedi. Geliyorum dedi kaydımı almaya. Gel dedim ben de. Geldi. Getirin dedim bu adamın parasını. Ondan sonra geldi dedi ki ya dedi benim kıyafet parası falan filan da almıştım kıyafetleri, onun parasını vermemiştim falan. Onlar da benden hediye olsun dedim. Gönderdim adamı. Şimdi öğretmen ne düşündü? Veli nimetimiz diye mi düşündü benim için? Yoksa ben öğretmenim doğru yapmışsa arkasında durdum mu diye düşündü. Şimdi bu, bakın ne oldu? Krizlere karşı göstermiş olduğunuz refleksler okulda kültür oluşturur. Çok güzel. Öğretmen dedi ki ha, bu adamların derdi müşteri para değil. Ne? Doğruysa, pedagojik doğru yapılıyorsa o. Pedagojik doğrunun bedellerini ben ödemeye razıyım hocam. Öğretmenim doğru yaklaştı mı? Veli bununla alakalı arıza yapıyorsa o gidecek. Kusura bakmasın yani. Ben para kaybetme diyor ya boş. İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim diye. Ben de öyleyim. Yani ben doğru, pedagojik doğru adına veli kaybetmeye razıyım. Bugün pedagojik katliam yapıp üstüne çok para isteyen okullar var mesela. Bak, ben kabul etmiyorum bunları. Şimdi pedagojik katliam yapılıyor. Bir öğrenci danışmanlığı yaptığımız dönemde matematik öğretmeni olarak görev yapıyorum. 11 ders var. 10 tane zayıf var çocuğun. İşte veli arıyoruz. Durumdan bahsedeceğiz. Diyeceğiz ki durum bu. Ne zaman arasak meşgul. Arıyoruz, okula çağırıyoruz. Hocam meşgulüm, gelemem. Şöyle işte inşaatlarım var, şurayı yönetiyorum falan. 3, 5, 7, 10, 10 defa aradık. Yok. En son dedik ki tasdikname vereceğiz. Gelin çocuğunuzla bir görüşmek istiyoruz. Neyse geldi. Biraz da böyle mafyavari bir taburla işte oturduk odaya. Başladı anlatmaya. İşte şu holding benim, şurası benim, burası benim. Dedim bitti mi? Bittiyse dedim ben konuşmak istiyorum. Çocuğunuz durumla ilgili buraya çağırdım. Sizin dedim arabanız var mı? Beyefendi var. İşte Mercedes'i var, kapıda gösteriyor. Bozulduğu zaman ne yapıyorsunuz dedim. Dedi ki hocam dedi tamire veriyoruz dedi. Şoföre veririz götürür dedi.
cep telefonunuz var mı dedim. Var hocam dedi, işte en lükslerden bir tanesi var. Dedim bozulunca ne yapıyorsunuz? Ya yenisini alırız ya tamire veririz. Peki dedim çocuğunuz bunlardan daha mı değersiz? Bakın bozulmuş, biz isyan ediyoruz. 10 defadır sizi arıyoruz, okula davet ediyoruz. Hep yoğunsunuz. Arabanız ve telefonunuz kadar çocuğunuza değer vermiyorsunuz. Abdülkadir Bey kafasını öne eğdi, düşündü. Ama sadece hareket bu. Yani sonrasında ne oldu derseniz çok da bir şey yaramadı. Bazen de olmuyor dediğiniz doğru ama okulun, olmayabilir hocam. Evet, okulun yani duruşu çok önemli öğretmenin arkasında. Harikasınız. Süper. Tabii ki. Dediğim gibi üstünüze düşeni yapın. Olmuyorsa da olmasın yani. Problem yok. Biz her şeyi düzeltemeyiz. Kesinlikle. Ama biz daha iyisini yapmak üzere çaba sarf ederiz sadece. Biz çabadan sorumluyuz. Neticeden değil. Şimdi üçüncü duygu da, birinci duygu ben güvendeyimdi, ikinci duygu ben değerliyimdi. Bununla ilgili bayağı açtık altını. Çok kıyaslamayın, güzel. Suçlamayın, yargılamayın, etkili iletişim kurun, ona değerli olduğunu hissettirin. Mümkünse mesela hediyeleşmek bu noktada kalp kazanmak için ama özel günlerini beklemeden, hiç tahmin etmedikleri bir günde gibi mesela. Hı. Hiç bekliyorlar, yani beklemedikleri bir anda hediye göndermek vesaire. Bunlar önemli şeyler. Değerli olduğunu hissettirmek adına. Güzel sözler. İğnelemeden konuşmalar. Yani etkili iletişim çok önemli. Tong Fu diye bir kitap var. Çok severim Tong Fu'yu. Sözlü dövüş sanatı diye geçer. Bu yıl bütün öğretmenlerime ben açılış günü bu 3 diye bir seminer verdim. Bu 3 anahtarı anlattım. Tong Fu'yu hediye etmiştim herkese. Çok güzel de geri dönüşler aldım. Onu da tavsiye ederim. Boyner Yayınları'nın bir kitabı. Çok severek. Sağ olun. Tong Fu diye şuraya da yazayım. Chat kısmı yazalım. Ondan sonra bence hatta bunun okul hayatında Tong Fu diye özelleştirilmiş bir versiyonu da varmış. Ben bunu sahaftan buldum, o ikinci versiyonu. Piyasada hiç kimse almıyor diye Boyner Yayınları'nın direktörünü aradım. Dedim ki ben bu kitaptan istiyorum bütün öğretmenlerime. Dedi ki yok baskısı. Dediler ki yok baskı. Dedim bağlayın bana bu direktör, kimse görüşeceğim, nasıl olmaz. Hocam dedi ya satmadı dedi ya Türkiye'de okul hayatında Tong Fu. Yani o etkili iletişim kurması için bir öğretmenin, bir yöneticinin çocukla yazılmış en iyi kitap bizim memlekette satmadığı için baskısı bitmiş. Ben sahaftan buldum o yüzden. İşte böyle durumlar için biraz sonra bahsedeceğim. Biraz da Edip Okumu'nun için kurduk. Yani dedik ki bulunmayan kitapları da koysunlar. Oradan satış olursa. Git getir hocam, bak ben sonra dedim ki o kişiye. Evet. Dedim ki bunu dedim nasıl basabilirsiniz tekrar? Hocam 5000 tane dedim baskı olması gerekiyor. 5000 tane sipariş geçiyorum size dedim. 5000 tane bir siparişi vermiyorum. Alacağım dağıtacağım herkese dedim. 5000. Bütün ilçedeki benim 3 tane 3-4 ilçe var benim yakınımda. Ben Başakşehir Beylikdüzü'nde okullarım benim. Yok. O etrafta 5-6 bin tane öğretmen var. Yok. Mesela ben bir geçen şeyde evet, 24 Kasım'da da şey yapmıştım. Öğretmenler Günü'nde Beyaz Zambaklar Ülkesi'nin kitabından aldım binlerce. Gittim öğretmenlere Atatürk'ün o okullarda okutulmasını tavsiye ettiği kitabı hediye etmiştim. Bu yılda Tong Fu'nun okul hayatındakini yapacaktım. Yapamadım onu. Çok güzel. Şimdi bunu ama siz alabilirsiniz. Tong Fu da bence güzel ama okul hayatındaki Tong Fu daha şeylerle ilgili çok böyle güzel veriyordu. Tong Fu kitabı şu. Göstereyim kapağını da. Çok seviniriz. Tamam, süper. Bunu sahaftan bulabilirseniz, bu nadir kitapta okul hayatında Tong Fu diye bir şey var. O da şu. Bunu belki sahaflarda ya da nadir kitap sitesinde ikinci el falan bulabilirsiniz. Ben ikinci elini bulmuştum. Bu direkt okulla ilgili örneklerle dolu. Süper, çok iyi oldu. İletişimle alakalı. Şimdi geliyoruz üçüncü duygu. Ben güvendeyim, ben değerliyim. Evet. Üçüncü sağlıklı yaşatmanız gereken duygu da ben yapabilirim. Ben yapabilirim. Yapabilme duygusu. Özgüven dediğiniz şeyi aslında küçük küçük bir sürü yaptığınız şeyin birleşiminde hissettiğiniz bir duygudur. Yapabildiğinize inanırsanız öz yeterlilik ve özgüven hissedersiniz. Ben yapabilirim duygusu. Bunu sağlıklı yaşatmak için ne yapmanız gerekiyor? Öğretmeninize yapıcı geri bildirimler vermeniz gerekiyor. Yıkıcı eleştiriler değil, yapıcı geri bildirimler vermeniz. Her zaman kazanmak en kolayı, kaybetmek en kolayı, kazanmak zoru. Doğru söylüyorsunuz. Nitelikli geri bildirim nasıl verilir? Bunun derdinde olmak gerekiyor. Nitelikli geri bildirim. Öğretmenin bu noktada işte kendi öz değerlendirmelerini yapmaları bence çok önemli. Yani biz mesela bu yıl bu uzaktan eğitimle ilgili bir öz değerlendirme formu oluşturduk. Biz dedik ki arkadaşlar bunu kendi kendinize yapar mısınız ilk başta?
bir dersinizi kaydedin ve kaydınızı kendiniz değerlendirin. Biz girmeyelim. Sonra biz geldiğimiz zaman da biz bu formlara bakarak değerlendirme yapalım. Size geri bildirim verelim. Müsaadeniz olursa bu arada. Çok yani güzel. Arzu edersiniz biz sizin derslerinizle ilgili geri bildirim verebiliriz. Bununla alakalı uygun olduğunuz bir gün saati bize bildirin. En hazırlıklı olduğunuz dersi bize bildirin. Biz müsaadenizle gelelim size o dersle ilgili yapıcı geri bildirimlerde bulunalım dedik. Çok onun güzel. Üzerine öğretmen ne oldu hocam? Daha iyisini yapmayla alakalı bir duruma karşılaştı. Dedi ki bak öğretmenim şu noktalarda biraz daha kendini geliştirebilirsin. Biz ne yaptık? Bak bu kaynaktan yapabilme becerilerini artırmak adına, daha iyi ders verebilme becerilerini artırmak adına çok iyi eğitimler organize ettik. Biz Vizyoner Öğretmen Akademisi diye bir yapı kurmuştum ben. Okul ilk kurduğumda oluşturduğum ilk birimdir benim Vizyoner Öğretmen Akademisi. Öğretmene mentörlük yapan bir şey bu. Çok güzel. Giriyor, koçluk yapıyor öğretmene. İyi bir öğretmen kendi arkadaşına geliyor. Badileme gibi düşün, şey yapabiliyorsunuz. Yani öğretmen diyor ki aslında okul içinde bir akademi kurmuş. Akran öğrenmesi yani. Çok güzel. Öğretmen öğretmenden beslenebiliyor. Okul müdürü de gidiyor o derslere gözlem yapıyor ve geri bildirimde bulunuyor. Bunu bu çok çok önemli. Yapabilme duygusunu sağlıklı yaşatmak adına hata toleransı çok önemli. Hata toleransınızın olması. Yani hemen hata yaptığında yıkıcı bir şekilde dalmadan o kişiye böyle hata toleransınız, sabır katsayınız, o hoşgörü, o çok çok önemli. Bir de yapabilme duygusunun sağlıklı yaşatılması adına akış teorisi dediğimiz bir teori var. Bu akışa Mihail Csikszentmihalyi'nin yazmış olduğu Mutluluk Bilimi Akış diye bir kitap var. Bu da bence öğretmenlerin, okul yöneticilerin okuması gereken bir kitap. Akış. Bu da ne diyor? Diyor ki bir insan ne zaman mutlu olur diyor. Kendini hafif zorlayan bir işi başardığında. Yani ne çok kolay görevler vereceksiniz ekip arkadaşlarınıza, ne aşırı zor görevler vereceksiniz. Hafif kendisini zorlayan, böyle birazcık zorlanarak başardığı zaman o görevi kişi mutlu oluyor. Çok basit sorular çözün durun. Hiç sizi de geliştirmez bu. Öğretmeni geliştirmek istiyorsanız onun akışına uygun, çocukta da bu geçerli. Mesela ödev yapmamalarının en büyük sebeplerinden bir tanesi çocukların akışa uygun ödev verilmemesidir. Evet. Ödev ya çok zor ya çok kolay oluyor. Hafif zorlayan bir ödev olduğunda çocuk çok zevk alarak yapabiliyor. Ama biz sınıfta 20-24 kişi gidiyoruz hepsine aynı ödevi veriyoruz. Şuradan şuraya kadar oku filan. Ya da işte hepiniz şu soruları sayfalar dolusu veriliyor bazen. Ucu kaçıyor. Sayfalar dolusu veriliyor falan. Öğretmen veriyor. Doğru. Mesela kişiselleştirilmiş ödev verilmesi gerekir. Bu teknolojiyle mümkün artık ama şu an kişiye özgü eğitim modeli falan yapanlar yalan yani teknolojiyi kullanmadan. Benim teknolojiyi önemsememin, teknoloji destekli bir eğitim vermemin, o kadar vurgu yapmamın en büyük sebebi ben kaliteli bir eğitimin İşe özgü olacağını. Ancak teknoloji destekli bir eğitimle mümkün olduğunu düşünüyorum. Doğru. Çünkü öğretmenin üzerindeki insani olmayan yükleri alır. Evet. Yani düşünün ben matematik öğretmeniyim. 100 tane çocuğun dersine giriyorum. Hangi birine kişiselleştirilmiş ödev vereyim ben şimdi? Bırakın kişiselleştirmeyi. Hafta sonu 5 soruluk pop quiz yapsanız çarpı 100. Yani o adam hafta sonu hiç evden çıkmadan kağıt okumaz. Aynen öyle. O yüzden teknoloji sizin bu tarz şeyleri yapmanıza çok güzel olanaklar sağlıyor. Çok yani güzel. Benim teknolojiyle ilgili okulun Microsoft Sebit proje okulup yıllardır teknoloji destekli eğitim falan vurgulamasındaki en büyük sebep öğretmenin üstündeki robotik yani insani olmayan iş gücünü, iş yükünü ondan alayım. Öğretmen insanlığıyla, duygularıyla, çocuğun kalbiyle ilgilensin. Çok yani, güzel. Bu teknoloji bunun için bir araç. Öğretmenin öğrencisiyle kurmuş olduğu duygusal bağın akademik ve sosyal bir ilişki kuruyor öğretmen öğrencisiyle. Akademik ve sosyal iletişim kalitesini arttırmak adına teknoloji öğretmenin çok muhteşem bir yardımcısı bence. Onu öyle konumlandırıyorum ben. Yani bir iyi bir araç. Evet, amaç değil. Ondan sonra orada da kişiselleştirilmiş ödevler vermek adına teknoloji anlamlı bir destek sağlıyor. Öğretmenin okul yöneticisinin de öğretmenine verdiği görevlerde
ne onun yapabilme becerisinin çok üzerinde ne de çok çok uyduruk işler vererek onu mutsuz etmemesi lazım. Doğru zorluk derecesinde. Bu bir ustalık ama yani. İşte evet. İyi yöneticiyle kötü yöneticilerin farkları buralarda çıkıyor. Doğru. Çünkü elindeki tüm öğretmenler aynı hızda öğrenen öğretmenler olmayabilir. Evet. Aynı hızda iş yapamayabilirler. Tabii. Dozunda. Çok güzel. Tabii. İşte hata toleransınızın olması, yapıcı geri bildirim veriyor olmanız. Onun dışında akış teorisine uygun görevlerle öğretmenleri öğretmenlere liderlik yapmanız. Ben bunların da o öğretmende ben yapabilirim. Ona koçluk yapmanız, onun gelişimiyle alakalı kitaplar vermeniz, onlara destek olmanız vesaire. Yani onların yapabilme becerilerini arttırmak üzere sen onun yardımcısı mısın? Onun yapabildiklerini öldürmek için onun düşmanı mısın? Onu seçmen lazım. Çok güzel. O yüzden hep onlara destek olan, yardımcı olmaya çalışan, işlerini daha yapmaya çalışan tarafta olmak gerekiyor. Abdülkadir Bey, ağzınıza sağlık. Yani o kadar güzel bilgiler ki bir sürü de not aldım. Zaten YouTube'a koyulacak seminer. Kaçıran öğretmen arkadaşlarım için de çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çok çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Süpersiniz. Varsa sorular alalım hemen chat kısmından. Konuğumuz Abdülkadir Bey'e değerli arkadaşlar. Sözlü de sorabilirler. Tabii. Sözlü de buyurun. Sorabilirler. Ben çok kısa akabinde sorulardan sonra bir 5 dakikalık bir Edibook'la ilgili birkaç şey göstermek istiyorum izniniz olursa sizlere. Ondan sonra da yavaş yavaş oturumu bitiririz. Gerçekten çok keyif aldım. Son zamanlarda yaptığımız en güzel sunumlardan biriydi. Tekrar teşekkür ediyorum Abdülkadir Bey. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olunuz. Evet. O zaman kısaca çok hızlı bir şekilde teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok güzel yorumlar geliyor. Edibook sayfasını açarak biz ne yapıyoruz? Biraz ondan bahsetmek istiyorum değerli arkadaşlar. Şöyle hemen sayfamızı güncelleyelim. Evet. Edibook portal arkadaşlar. Ne öğrenmek istiyorsun sloganımız. Bunu hem bireysel kullanıcılar hem de kurumlara açık olan. Şu anda 34 tane okulun ortalamada 42 bin öğrencinin kullandığı bir sistem. Öğretmenler ders materyallerini Edibook sitesi üzerinde tasarlayıp online olarak öğrencilerle buluşturabiliyorlar. Okullarımızda eleme sistemine entegre bir şekilde çalışabiliyoruz. Bu arada chat'te bir soru mu var? Teşekkür ediyorlar katılımcılarımız. Biz teşekkür ederiz. Edibook.com.tr tablet telefon bilgisayarlarınıza ulaşabiliyorsunuz. Okulun eleme sistemine entegre çalışmasından kastım şu. Var olan elemesinin içerisine sadece bir kütüphane butonu koyuyoruz. Öğrenciyi tanıyarak sisteme bağlıyor. Akıllı tahtaların tamamında bu dokümanlar çalışıyor. Aynı zamanda çocuklar okulun dışına da eğitim taşıyabiliyorlar. Tablet, telefon, bilgisayarlarından kulaklıkları takıp eğitimleri görebiliyorlar. Bu da Edibook keşfet kısmına giriş yapıp değerli arkadaşlar içeride var olan kitapçıkları görebilirsiniz. Farklı okullarımızın hazırlayıp koyduğu kitapçıklar var içeride. İsterseniz bunlardan bir iki tanesine şöyle hızlıca bir göz atalım. Örneğin şurada bir... Google ekranı görüyoruz ama ben mi görüyorum? Öyle mi? Hemen paylaşımı şöyle tekrar aktif hale getireyim. Şu anda geldi mi ekranımız? Evet. Süper. Burada farklı okullarımızın yaptığı örnek çalışmalar var. Örneğin 5. sınıf Güneş Dünya ve Ay Fasikülü var şu anda karşımızda. Bunun içerisinde videolar, ses dosyaları, işte resimler, kağıtlar, farklı linkler. Bunların hepsine bastığınızda quizler. Burada direkt bakın hazır resim çıkıyor mesela. Buraya bastığınızda konuyla ilgili bir müzik başlayacaktır. Buraya geldiğinizde bastığınızda direkt bir video başlayacaktır konuyla ilgili yine. Bu şekilde hazırlanmış dijital kaynaklar var. İşte bir quiz hazırlayıp içeriye atabiliyorsunuz. Sistem kendi okuyor. Abdülkadir Bey'in söylediği gibi. İşte içeride kare kodlar. Aslında interaktif dijital bir kitap oluşturuyorsunuz. Bu kitabı da öğrendiğinizde kütüphane üzerinden paylaşıyorsunuz. Sadece ders materyalleri. Akıllı defter gibi yani. Akıllı Aynen. Aslında akıllı defter gibi. Öğretmen kendi akıllı defterini oluşturuyor. Buradaki en büyük avantaj kendi sınıf seviyesine uygun hazırladığı için piyasadan alınan A ya da B yayın evinin kitabına dışına çıkabiliyorsunuz. Örneğin bakın burada sağ tarafta kazanımlarımız var. Hangi öğretmenin hazırladığını kurum panelinden görebiliyor. Hangi branş, hangi zümre kaç adet hazırlamış. Bakın direkt bir video ile başladı. Buraya bastığımızda yine bir video oynayacak. Şurada Learning Apps'e bağlanacak. Hocanın hazırladığı update burada çalışıyor. O kısımla ilgili işte yönergeyi size veriyor. Bunları sıraya dizmenizi istiyor. Kromozomlar, DNA ile ilgili bilgileri. Dolayısıyla Web 2.0 araçlarının tamamını içeriye gömebiliyorsunuz. Bir çanta gibi hayal edin arkadaşlar.
Kullanan okullardan mesela Denizatı Okulları tüm kütüphanesinde dedi ki eğitimde fırsat eşitliği olsun. Türkiye'yi açıyorum. İsterseniz çok kısa bir videosu var ama sizlerle paylaşayım. Hani kurumsal tarafta da nasıl bir yapı var görmenizi istiyorum. Bakın Almanca'dan sosyal bilgilere. Görüntü var mı şu anda sizde? Yok görüntü Turul Bey. Görüntü yok. Geldi mi? Geldi. Geldi. Sosyalden bedene, hatta da gelecek farklı branşlarda şu anda 300'e yakın edibuk hazırladılar. Edibukları kendi elemesine entegre bir şekilde çalıştırıyorlar. İşleri de oldukça zengin. Yani YouTube'dan bir link açacaksınız. Direkt Edibook'un içine gömün zaten o. Ya da kendi hazırladığınız video olabilir. Ders kaydı olabilir. Deneme çözümleri olabilir. Bunların tamamı bir çantada toplanmış oluyor. Bakın bir tanesine girip bakalım. Kategorilerden search edip sıklama yapabiliyorsunuz. Bakın yanıp sönen butonlara bastığınızda konuyla ilgili hatırlatmalar geliyor. Yine Learning Clips'e bağlanabiliyorsunuz. Out direkt açıp oynayabilirsiniz. Bu şekilde. Bir de şöyle göstereyim. Okulun yani sadece ders materyallerinin depolandığı bir alan değil bu. Mesela diyelim ki bir web sergi yaptı. Çok yetenekli öğrencilerimiz var. Şöyle göstermek istiyorum. Örneğin şurada bir origami sergisi olması lazım. Onu bir bulup hemen size göstereyim. Bakın. Şöyle geldim yukarıya. Evet. Bir ilkokul öğrencisinin origami sergisi. Yine bir edibook olarak hazırlanmış. Okul dışına da taşabiliyor bu. Veliler bunu görebiliyorlar. Eğer arzu ederseniz. Üzerine tıkladığımızda yaptığı çalışmaların çocuğumuzun tam ekran olarak görebiliyoruz. Şurada da şu butona bastığınızda bunun videosu geliyor. Rehberlikle ilgili oldukça güzel sunumlar var. Mesela YKS ile ilgili bir yol haritası ile ilgili bir sunum yapılmış. Yani okul içerisinde yapılan sunumları da bu şekilde arkadaşlar burada verebilirsiniz. Buradaki güzel taraf şu. Sunumun PPT dosyasını vermediğiniz için istediğiniz zaman kapatabiliyorsunuz bunu. Dolayısıyla belli bir tarihe kadar velilere ya da dışarıya açık oluyor ve daha sonra akabinde kapanabiliyor. Çok güzel edebiyat dergileri, matematik dergileri, okul gazetesi çıkarabilirsiniz. Biraz önce Abdülkadir Bey'in söylediği gibi yayından kalkmış olan kitapları yayın eviyle anlaşarak buraya aktarımı sağlayabilirsiniz. Tüm hocalarınızla paylaşabilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Bireysel kullanımda kullanıcılar içeriye yükledikleri edibookları öğretmenler yani okuldan bağımsız bireysel olarak da satışa sunabiliyorlar. Örneğin ben hayat bilgisiyle ilgili bir kitapçık hazırladım ve diyorum ki 3. sınıfların işte şu konularını kapsıyor ve bunu satmak istiyorum. Belli bir fiyat belirliyorsunuz. Direkt anda satış miktarı sizin belirlediğiniz hesaba yatıyor. Ve öğrenciler bunu alıp kullanabiliyorlar. Öğretmenler alıp kendi okullarında kullanabiliyorlar. Bakın oldukça güzel. Hangi butonların hangi işe yaradığına dair bir yönerge koymuş öğretmenin. Akabinde de aylık bir kazanım listesi var. Fen bilimleri. Fen bilimleri bittikten sonra ders olarak sosyal bilgiler başlıyor. Sonra matematik başlıyor. Ve bunlar bu şekilde derli toplu bir çanta olarak kalıyor. Book.com.tr'dan siteye üye olup ücretsiz bir şekilde Edibook nasıl hazırlanır bunun eğitimini izleyebilirsiniz. Çok basit sürükle bırak mantığıyla çalışıyor değerli arkadaşlar. Yani herhangi bir kodlama bilgisine gerek yok. Akabinde oluşturduğunuz dokümanları da öğrencilerinizle ister ücretli ister ücretsiz olarak paylaşabiliyorsunuz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Varsa sorularınız alabilirim. Size sorayım Abdülkadir Bey. Sistemi beğendiniz mi? Çok beğendim vallahi. Çok güzelmiş hocam. Harika. Vizyon Koleji'ne de kullanmasını arzu ederiz. Dediğim tabii gibi her zaman açız. Ben bizim arkadaşlarımızla da görüşüp şey yapacağım. Özellikle mesela öğrencilerin eserlerinin sergilenmesiyle alakalı kısım süper. Bence süper. Yani artık harika. Böyle okullarda kapalı olduğunda o sergiler vesaireler yok ya. Doğru. Evet. Evet. Hala zorlanmıştık bu sene. Kendimiz işte bir oluşturduk. Ondan sonra bizim ekip yazdı falan bir şeyler ama bu daha pratik bir çözüm. Çok basit. Yani dediğim
bir tane edebiyat dergisi göstereyim. Burada Recep Hocam da burada. Onların okulunun hazırladığı bir dergi. Çınar Koleji'nin. Şöyle bir bakalım. Edebiyat Atlası. Arkada hoş bir müzik çalıyor. Burada da şairlerimiz ve yazarlarımızla ilgili hem videolar hem resimler. İşte Yaşar Kemal ile ilgili bir video başlayacak. Başlığında Cemal Süreyya yine aynı şekilde. Nazım Hikmet. Kur'an Birim. En sonunda da Yeşilçam artık seriyle isterseniz finali yapalım. Varsa bununla ilgili sorumuz alabiliriz değerli arkadaşlar. Evet. Sistem İyice'nin değerli hocam. Bir sorumuz var. Tek sunucu kapatıp cevap verin. Ne sormuş ya? Duygu Kaynar evet. Hocam soru sormuş. Tek merak ettiğim farklı kaynaklardan herhangi bir yayın ihlaline sebep oluyor mu? Şimdi değerli hocam, genelde öğretmenlerimiz buradaki materyalleri hazırlarlarken tabii ki farklı kaynakları kullanıyorlar açık söylemek gerekirse. Ama bu şu demek değil. Yani A yayın evinin kitabını alıp buraya kopyalamıyorlar. Tanımlar, teoremler her kitapta, her kaynakta ben matematikçi olarak söylüyorum. Aynıdır bizde. Ne yapıyoruz? Herhangi bir kaynağı açıp atlama olmasın diye oradaki tanım teoremleri kullanarak kendi ders notunuzu oluşturabiliyorsunuz. Ama burada yayın evinin izni olarak da şunu da yapabiliriz. Yapan okullar var. Diyelim ki A yayın evinin kitabını öğrencilere aldırıyorlar. Derste bu kitabı okutuyorlar ama onun akıllı tahta versiyonundan öğretmen memnun değil. Diyor ki ya bunda ispat videoları yok, updateler yok. İşte ben farklı 5 papiller yapmak istiyorum. Örnek hepsi updateleri yapmak istiyorum. Bu kitabın içerisinde olsun istiyorum. Ben derste akıllı tahtada bunun PDF'ini kapatayım. İşte YouTube'a gideyim, bir link açayım. Benim için büyük zaman kaybı. Hepsini burada toplamak istiyorum deyip yayın evine şunu söyleyebiliyorlar. Biz sizin kitabınızı aldırdık öğrencilerimize ama aynı zamanda akıllı tahta versiyonunda tahtamızda çalıştırmak istiyoruz. Sizin verdiğiniz bize yetmiyor. Burada çok olumlu dönüşler oluyor. Bir problem olmuyor. Kapalı devre çalıştığı için okul öğrencisi zaten kaynağı almış. Kullanabiliyorsunuz değerli hocam. Burada hazırlanan çoğu kaynak öğretmenlerin kendi bireysel katkılarıyla hazırladıkları kaynaklar. Ama bu şekilde yapanlar da var. Biz teşekkür ederiz. Hepinizi bekliyoruz değerli arkadaşlar. Hızla büyüyor. Çok hızlı büyüyordu bu. Şimdi İngilizce versiyonu da yaptırıyoruz. Dolayısıyla aslında farklı dillerde de farklı ülkelerin hocalarında içeriye kaynak atabileceği bir sistem. Çok teşekkür ediyoruz günün bu saatine. Özellikle saat 9 da şey vardı. Masumlar Apartmanı'yla yarıştık. Abdülkadir Bey tekrar nefesinize sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz. Tarık Bey var mı söylemek istediğiniz bir şeyler son olarak? Ben çok teşekkür ederim. Masumlar Apartmanı'nın bugün olduğunu bilseydim başka gün yaparlar. Süper. Onu da artık ne yapalım? Bir dahaki sefere videosundan idare edelim. Çok teşekkür ederiz tekrar Abdülkadir Bey. Buyurun. Ağzınıza sağlık. Abi. Daha yüksek katılım olsun diye. Gerçekten çok sevilen bir dizi. Ben de izliyordum normalde. O zaman şey yapmamıştım. Salı günü ben o yüzden mesela canlı yayınlarımı çarşamba yapıyorum. Yarın da benim Instagram üzerinden çarşamba günleri yayın yapıyorum. Salı çok günü güzel. Masumlar Apartmanı. Cuma günü Kırmızı Oda var. Bizim o günlere koymuyorum. Bir iki sefer o gafletlerde bulundum hocam. Ama yine 100'e yaklaştık yani. Bir ara 87 falan olduk. Öyle söyleyeyim. Masum apartmanına rağmen diyelim. Tekrar evet. Nefesinize sağlık. Çok sağ olun. Biz zaten hocam bir kişi için yaptık. 87 kişi vardı. Allah razı olsun. Sağ olun hocam. Buradadır kesin yani. Peki Tarık Bey var mı söylemek istediğiniz bir şey? Yavaş yavaş kapatalım. Çok teşekkür ederim Turul hocam. Gayet güzel, verimli oldu. Abdülkadir Bey ağzınıza sağlık. Ben katkılarınızı o bir kişiden biri ben olmaya adayım ama benim dışımda burada bir yan kişi vardı. Birçok hocalarımız burada yorumları okudum. Çok samimi yorumlar gördüm. Yani birçok kişiye dokundunuz aslında. Yani bir yöneticinin olması gereken vasıflarıyla ilgili özellikle söylediğiniz konular çok değerliydi. Ben çok teşekkür ederim Abdülkadir Bey. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olunuz. Peki. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Varsa sorumuz alalım. Yoksa yavaş yavaş kapatalım değerli arkadaşlar. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Teşekkürler. Saygılar. Teşekkürler. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Turul hocam emeğine sağlık. Sağ olun Recep hocam. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hayırlı saygılar. Akşamlar. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Çok sağ olun. Herkese iyi akşamlar. Turul hocam size bir şey soracağım ama sonra sorayım. Değil mi Turul hocam?